Fethi, senden herkese merhaba. Bu aralar gündemimiz daha çok elektronik ticaret olmaya başladı. Çünkü internet üzerinden mal alışı satışı çok konuşulan konulardan birisi haline gelmeye başladı. Her günde yeni bir sitenin açıldığını duyuyoruz. Yeni bir web sitesinin başladığını görüyoruz. Tabii web siteleri sadece kendi işlerinde web üzerinden satış yapmıyorlar. Aynı zamanda mağazacılığa da devam edebiliyorlar. Ya da perakendecilik sektöründen gelip elektronik ticaret tarafında etkin olabiliyorlar. Bu hafta elektronik ticaret konuşuyor olacağız. Elektronik ticaretin önemli kısımlarından birisi bu işin eğitimi tabii. Çünkü KOBİ'ler bu işe girmeye başladıklarından beri internet üzerindeki web sitelerinin nasıl işleyeceği, nasıl doğru şekilde konumlanacağı önemli konulardan birisi. Stüdyomuzda şu anda elektronik ticaret sistemin genel müdürü Merter Özdemir var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merter, en son seninle bu programda zaten bir araya gelmiştik ve geldiğimiz zaman... 3 ay falan oldu herhalde. Evet, geldiğimiz zaman elektronik ticaret derneğin tam ismi neydi? Eticat Derneği. Eticat, Elektronik Ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği. Derneğin daha yönetim kurulu şeyde yapılmamıştı, genel kurul da yapılmamıştı bildiğim kadarıyla. Sonra bir yönetim değişikliği genel kurul oldu arada. Genel Tabii, kuruldan sonra yönetim değişti ama yani yönetimdeki kişiler çok fazla değişmedi. Değişmedi. Yönetim kurulu başkanı gene aynı. Yönetim biraz değişti. Biraz daha vizyon ve misyon tartışmaları yapıldı. Yönetim kurulunda çok tanıdık isimler var. Sen de içindesin zaten. Evet. Şimdi elektronik ticaret, yani eticatı konuşmuştuk geçen sefer ve elektronik ticaretin Türkiye için önemini konuşmuştuk. Aynen. Şimdi bu sefer biraz daha farklı bir konuyu konuşalım istiyorum. Çünkü önemsediğim konulardan birisi bu işin eğitim kısmı. Hani hep diyoruz ya eğitim şart, eğitim şart diye. Gerçekten eğitim şart bu işlerde. Eticaret SEM'i daha doğrusu sen kurdun. Eticaret SEM ne yapar? İstersen şöyle, bir önce bir eticat sözü ben alayım senden. Evet. Evet. Şimdi geçen sefer eticatı konuştuk ama eticatı konuştuğumuzda eticaret SEM'le beraber yapılması gereken işleri de konuşmuştuk. Türkiye genelinde 16 il planımız vardı. 16 ilin 8'ine gerçekleştirmiş durumdayız şu anda. Neler yapıyoruz aslında? O zaman da bahsettiğimiz gibi illere gidip elektronik ticaret ya da dijital pazarlamayı işine özellikle dijitali entegre etmek isteyen KOBİ'leri bir araya getirip onlara bilgimiz çerçevesinde yaklaşık 17 kişilik bir konuşmacı ekibiyle gidiyoruz illere. Bu bazen hani bazı özel konuklarla 19-20'yi bulabiliyor. İllere gittiğimizde oradaki STK'larla da işbirliği yapıyoruz. Hı hı. Ticaret odası, sanayi odası gibi ya da işte Odalar, Borsalar Birliği'nin genç girişimciler kurulu olsun, kadın girişimciler kurulu olsun gibi birçok STK'nın da desteğini alarak ilk başta böyle 100-150 kişiyi bir araya getirsek mi diye çıktığımız yolda minimumda 500 kişiler, 700 kişiler böyle topluluklara hitap etmeye başladık. Genelde şirketlerin kimler oluyor bu? Genelde şirketlerin yöneticileri oluyor, sahipleri oluyor. Gene öğrenci gruplarımız oluyor. Mesela geçenlerde Gaziantep'teydik biliyorsun. Gaziantep'te 40 kişilik bir öğrenci kontenjanımız vardı. Salonda tam rakamı bilmiyorum ama benim en son saydığım böyle hani göz kararı saydığım 500'ün üstünde kişi vardı içeride. Şeyden aldığımız, kongre merkezinden aldığımız rakamlarda da gene 470 kişi civarında bir net rakam verdiler bize. Hı hı. Bunun 40'sını öğrencilere ayırmıştık. Bence öğrenciler de çok önemli. Çünkü bana bazen diyorlar ki ya öğrenciler daha hani hayata başlamadılar, etmediler falan. Öğrenci dediğimiz insanların çoğu üniversite 3'te 4'te olan insanlar 2 gün sonra gidip babaların işlerini devralıyorlar. Doğru. Ve dijitale entegre etmek dediğimizde bir şirketin gidişatını bence çok önemli bir rol üstleniyorlar. Çünkü 60-70 yaşından sonra işine dijitali entegre etmek isteyip istememek biraz tartışılacak bir konu haline gelebilir. Çünkü geçmişten gelen ve 30-40 yıllık veya daha uzun süredir o şirketi klasik yöntemlerle yönetmiş bir patrona işleri anlatmak biraz zor. Ben geçen de vermiştim örneğe. 5-6 yıl önce bir ayakkabı firmasının sahibine neden elektronik ticaret yapmıyorsunuz, elektronik ticarete girmelisiniz diye bir şeyler anlatmıştım. O da bana şey demişti. Aynen söylediğini söyleyeyim. Bak dedi genç arkadaşım dedi. Sen dedi bu işleri dedi çok heveslisin ama dedi bizim Türk milleti dedi ayakkabıyı ayağına giymeden almaz dedi. Ay ya.
Öyle olunca biz arkamıza baka baka gitmiştik. Benim örneğime de benziyor aslında. Ben de yıllardır hep anlatırım. Herkes de der ki domatesi koklayarak alır Türk halkı. O yüzden elektronik ticaret çok mümkün değil der. Ama hep de ilginçtir. Türkiye'deki ilk başarılı elektronik ticaret projeleri zincir marketlerdir. Ve dolayısıyla domates satılmıştır aslında yani. Öyle de ilginç bir durum söz konusu. Aynen. Ayakkabıyı giymez mi bizim toplumumuz diye biz kendimiz sorguladığımızda sonra bir baktık birkaç tane fırsat sitesi ortaya çıktı. Ayakkabıların fiyatları 300 liradan bir anda 70 liraya 60 liraya düşünce inanılmaz bir talep görmeye başladı. Ve şu anda giyim zaten hani teknolojiyle böyle birinci sırayı bir teknoloji alıyor, bir giyim alıyor. O şekilde ilerliyor ve insanlar ayakkabıyı artık internetten alıyorlar. Ama burada şu da var, talepler farklıydı. Hani ya ayağım olmazsa ne olacak diyorlardı. Firmalar o zaman 3 tane al, 2 tanesini bana iade et dediler. Evet, şimdi o yeni... Normal bir mağazada bile bunu insan hani normal mağazada yapmazlar ama internette böyle alternatif bazı şeyler çıktı. Ve bunlar tüketiciyi de, yani bizim en büyük derdimiz güven biliyorsunuz. Hani elektronik ticarette iş yapan adama güvenmek zorundasınız, güveneceksiniz. Çünkü onlar da size güveniyorlar aslında. Yani onlar da size güvenerek böyle bir işe giriyorlar ve ya bir gecede 17 bin, 18 bin aynı renk pantolon satılır mı? Satılabilir. Ben satarım 17 bin pantolonu işte atıyorum Afyon'da bir distribütör firmaya sözleşmelerle, çeklerle, senetlerle 17 bin adet pantolonu satarım. Ama 17 bin ayrı kişiye satabilir misiniz? Soru burada başlıyor. 17 bin ayrı kişiye 17 bin pantolonu ve aynı renk pantolonu bir gecede sabaha kadar satabilir misiniz? İşte internet bize böyle bir güç veriyor. Neden 170 bin olmasın bu? Neden dünyaya satmayalım? Orayı aslında biraz daha ileride anlatayım ama. Hı. Çünkü ihracat boyutu var işin. Yani benim en çok üstünde durduğum ve bizim dünyaya bir şekilde bir şeyler satabilmemizin önünün açılması gerekiyor. Bunu da ayrıyeten konuşalım isterim yani. Şimdi geri dönersek konferanslara dönelim. Aynen. Bakıyorum Ankara, İzmir, İstanbul yapılmış, Adana yapılmış, Bursa, Antalya, Eskişehir yapıldı, Gaziantep yapıldı geçenlerde. Gaziantep'ten sonra şimdi 3 Mart'ta Erzurum başlıyor. Önce Erzurum'u konuşmadan önce istersen Gaziantep'i biraz konuşalım. Gaziantep'te olur. Neler oldu? Kaç kişi vardı? Çünkü Gaziantep, Antep önemli yerlerden birisi. Az önce söylediğim gibi yaklaşık 500 kişi civarında bir izleyici kitlesi vardı. Bunun bizim daha sonradan yaptığımız incelemede gördük ki 230 tanesi bir kere şirket. Hı hı. Bu bizim için çok önemliydi. Yani KOBİ seviyesinde şirketlerden bahsediyorum. Burada özellikle Türk Ekonomi Bankası ile bir iş ortaklığı yapıyorum ben, TEB'le. Ve onların da potansiyel olarak oraya davet ettiği kişiler tabii ki KOBİ'lerimiz. İyi fırsatlar sunuyorlar aslında. Onların da biraz hani reklamını yapıyormuş gibi olayım. Çünkü bu işte bize cidden destek oldu. Özellikle TEB Girişim Evi. Şimdi girişim evinden bahsedince bir de şeyi söyleyelim istersen. Evet. Girişim evinde de bir eğitim organizasyonu var değil mi? Yani tamam, oraya geleyim. Oraya gelmeden yalnız bir şey söyleyeyim. Mesela 2000'li yıllarda benim böyle ticarete yeni başladığım zamanlarda iş yapmak için para bulmamız gerekirdi. Hı-hı. Şimdi fikirler çok. Şu anda da olduğu gibi hani bizim toplumumuzda özellikle projeler havada uçuyor. Ama bir şeyi hayata geçirmek için yani bu seed dediğimiz hani bir tohumlamak gerekiyor. Bu tohuma bir yatırım yapmak gerekiyor. Böyle paralar yok. Parayı nereden bulacaksınız? Bankaya gideceksiniz. Bankalar o ara hani böyle %7'ler, %8 aylık faizlerden bahsediyorum. Tabii. Yani işte kümülatifte kaç? 84, 100, %100 faizlerle paralar veriliyordu. Şimdi o paralarla biz o zaman iş yapmak için arabamız yok. Kiralama işleri bu kadar revaçta değil falan. Araba almamız lazım. Faiz yüküyle boğulan bir girişimci topluluğundan geliyoruz aslında. Yani o zamanın şartlarıyla işe başlamak şu anda benim aklımın ucundan bile geçmez yani. Bir daha hani o günlere hiçbir şekilde dönmek istemem. Şu anda o kadar güzel sistemler var ki. Hı hı. İnsanlar ofis kurmadan iş yapabiliyorlar. Kendi ofisleri yok, sanal ofis diye bir şey var. Ve bunlarla iş yapabiliyorlar. Yani çok cüzi paralarla fatura kesebiliyorlar. Ne bileyim işlerini hayata geçirebiliyorlar. Projelerin zaten hayata geçmesinin önündeki en pratik oluşum internet tabanlı iş modelleri. Doğru. Zaten girişimcilikle e-ticareti birbirine bu kadar bağdaştıran şey de o. Çok basit ben bu işe girebilirim diyor insanlar. Evet, çok basit de girilebilir ama çok tuzluya da girilebilir. O sizin nasıl yoğurt yiyeceğinizle alakalı.
Hani bugün 3-5 bin lirayla elektronik ticaret yapılmaz mı? Bence yapılır. Daha da ucuza yapılır hatta. Çok daha ucuza da yapılabilir. Yani çok daha ucuza başlanabilir. Mesela Gaziantep'te Güfem konuştu, gitti gidiyor da. Evet. Çok daha ucuz rakamlara ya da hiç para vermeden. Aynen, hiç para vermeden de girebilirsiniz. Sattığınız üstünden komisyonu diyebilirsiniz. Orada da aslında bir maliyetiniz var. Yani sonuç itibariyle bir yıl boyunca 1 milyon dolarlık mal satarsanız, %10'da komisyonla çalışıyorsanız 100 bin dolar gibi para vermek zorundasınız. Bunu herkes vermek ister ama bugün. Çünkü tabii, bugün hiç paranız yok. 1 milyon dolarlık ciro yapıyorsunuz ve onun %10'unu paylaşacaksınız. Bizim hani reklam modellerinde de CPA diye tabir ettiğimiz hani bir atraksiyon başına ödenen bir maliyet diye hani Türkçeleştirelim en azından. Ona biraz daha benziyor. Ve o pazar yeri dediğimiz yerleri aslında zaten iyi kullanmak lazım. Ama şu var. Önemli olan parayı ne kadar bütçelendirebildiğiniz burada. Yani bugün sizin 100 bin dolarlık bir ciro hayaliniz varsa, bunun içinden de %10'luk bir reklam payı harcamanız varsa, planınız varsa, bu sizin ayda, aylık bir plansa bu, ayda 10 bin dolar civarında para harcayacağınızı gösterir. Ama cebinizde şu anda hiç paranız yoksa, bunu çok daha küçük küçük planlayıp, gelenle beraber yeniden bir şeylere yatırım yaparak yapabilirsiniz. Çok benzer bir oluşum. Hani örneğe biraz daha tabii ismi vermeden şey yapmaya çalışacağım ama işe girerken yaklaşık 5 bin liralık bir bütçeyle işe girdiler. Bunun yaklaşık 1500 lirasını sadece sosyal medyada harcayarak bir şeyler yapmaya çalışan bir firmamız var. Şu andaki cirosu bildiğim kadarıyla böyle ayda 200 bin lira civarında ve gene o sosyal medyada ayda 25-30 bin lira para harcıyorlar. 30-35 bin lira da şeyde harcıyorlar. Dijital diye gene tabir ettiğimiz hani banner reklamcılığı vesaire orada harcıyorlar. %40 civarında bir kar marjıyla çalışıyorlar. Çok az kazanıyormuş gibi görünüyorlar şu anda ama bence ileriye büyük yatırım yapıyorlar. Doğru. Ama o 5 bin liradaki o 1,5 yani 1500 lira gibi çok küçük gibi görünen parayla bir şeylere yatırım yaptılar. Ve belli bir yere doğru da geldiler yani. Şimdi tabii şeye geleceğiz diyorduk, orayı atladık ama. Nereye? Bir şeyi konuşalım demiştik, eğitimi konuşalım demiştik. Eğitimi konuşalım. TEP girişim ofisinde yaptığınız eğitimden bahsediyorum. Bu 4 günlük bir eğitim yanlış bilmiyorsam. Çok önemli bir iş yapıyoruz biz orada. Gerçi e-ticaret sen projesi çok önemli bir proje. Cidden ben şöyle söylüyorum. Hani çok büyük bütçelerle iş yapmıyoruz. Yani milyonlarca dolarlık reklam yatırımları, şunlar bunlar, işte konferanslar zinciri gibi görünse de dışarıdan çok büyük bütçelerle yapmıyoruz. Birçok firma bir araya geldik. Hem sektörden çok iyi tanıdığım, bizzat arkadaşım diyebileceğim bir yaklaşık 27-28 tane sponsorumuz var bu işte. Hı hı. Onlarla beraber yola çıktık. İşte hani hemen böyle hızlıca şey yapacak olursam, TEP zaten bu işin baş aktörlerinden bir tanesi. Hasan Aslanoba'yı bizim camiada zaten biliyorsun tanımayan yok. Sağ olsun Hasan abinin diyeceğim. Çok ilk gazı o verdi bana. Hadi yürü Mertler, kim tutar seni? Böyle bir işe başlayalım. Bütün Türkiye'yi dolaşalım dedi. Tamam eyvallah, gitti gidiyor PayPal, PayU gibi. Ofix.com özellikle Alptekin'e buradan selam gönderelim. Onlar bizi ciddi anlamda desteklediler. Ama biz de onlara şöyle bir şey dedik. Dedik ki bize bir başarı hikayesi lazım dedik. Hı hı. Biraz böyle sponsorların hemen yarısını da kesip Alptekin'den bahsedeyim istiyorum. Ofix'ten. Hani bu reklamlarda da sarı kol uzanıyor ya böyle. Evet. Onun sahibi. Şimdi bize bir başarı hikayesi lazımdı. En doğru başarı hikayelerinden birinin de ben Ofix olduğunu düşündüm. Alptekin'e ilk söylediğimde de zaten olur abi niye olmasın dedi. Hani bir şekilde bizim dedi Anadolu'ya gidip insanlarla birebir kaynaşmamız ve onlara bir edindikleri tecrübeleri anlatmaları benim için çok değerliydi. Ve onu yapıyor sağ olsun. Yani biz böyle bazı bir rolleri paylaştık. Peki başarı hikayesi diyorsun ama başarı hikayesi orada onun nerede? Onu konuşalım. Yani hani 3 tane mimar, işiniz gücünüz de mimarlık yapın, yapmıyorlar. Elektronik ofis malzemeleri satmaya başlıyorlar elektronik ticaretten. Elektronik ticarette yalnız güzel bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ofis ihtiyaçlarını satıyorlar. Yani hepimizin bizim bardağa, kaleme, telefona, ona buna ofiste ihtiyacımız yok mu? Yani tuvalet kağıdına dahil, sabun, peçete vesaire. Bunları çok uygun şekillerde satan bir B2C anlamda oluşturulmuş siteleri var. Ama ne yaptılar? Oradan reel dükkanlar açmaya başladılar.
İşte click and brick dediğimiz yani aynen. Önce internette başlayıp arkasından tabii. Brick dediğimiz fiziksel ortama geçmeleri. Bu işin ne kadar büyütürler bilmiyorum. Ama internetteki büyümenin her zaman için ben real mağazalardan çok daha hızlı olduğunu zaten biliyorum. Yani bu işlerin içinde olan biri olarak çok daha hızlı büyüyor. Benzer bir operasyonu e-bebek de yaptı. E-bebek'ten aynen. Önce internetten aynen, başlayıp aynen. Sonra mağazalara geçti. Aynen. İlk örneği onlar zaten. Şimdi de hatta e-bebek. Yanlış bilmiyorsam depoyu da mağazaların içine hı-hı. Yedirdiler. Dolayısıyla ofiste de aynı şey var. Onlar hı-hı. Da mesela depolarında şu anda gidip elinizde sepetle alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir de özellikle bu yıl ciddi bir medya planı yaptılar. Ben de hayret ettiğim bir medya planıydı. Hani ya bu kadar büyüdünüz mü dediğim bir olayda birkaç milyon dolar civarında bir televizyon yatırımıyla beraber çıtayı bayağı bir yükselttiler. Ondan dolayı ben çok başarılı buluyorum. Peki şimdi bu televizyon reklamlarına geçersek, elektronik ticaret tarafında şimdi beni şaşırtmayan sahibinden.com'un televizyon reklamları vardı. Evet. Problem yoktu. Ofix reklam yapmaya başladı, o da güzel. Hı hı. Fakat geçen gün taşıt.com'u gördüm ki taşıt.com öyle çok büyük bir organizasyon ve çok büyük onlar bir elektronik ticaret projesi değil diye o biliyorum. O projenin de bildiğim kadarıyla özellikle Hasan Bey'in de işin içine girdikten sonra yani Çağlar Eroğlu var, Hasan Oba var galiba işin içinde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Hasan Oba'nın yaptığı yatırımlar içinde bence ilk 5'teki projelerden bir tanesi o. Yani biz bugün eğer araba, ev vesaire gibi şeyleri el değiştirmesine olanak sağlanan bir şey daha doğrusu yani bir şey satmak istiyorsak, bir şey almak istiyorsak önce ne yapıyoruz? Sahibinden.com'a giriyoruz. Tabii. Ama sahibinden.com'un daha niş bir alanı olarak doğan taşıt.com'da da çok ciddi anlamda içeride bir ürün birikimi var, müşteri var. Onlar da tabii ki ne yapıyorlar? Bakın televizyona girmek aslında cesaret işi. Evet, yani evet, arkadaki yani operasyonu siz iyi bir şekilde ayarlayabilecekseniz çünkü televizyona çıktığınız anda milyonlarla artık hitap etmeye başlıyorsunuz, karşılaşmaya başlıyorsunuz ve eğer doğru kuvvetli bir ana fikriniz varsa o biraz önce bahsettiğim o hani 1500 dolarlık bir reklam yatırımının çığ gibi büyümesi vardı ya, televizyonda doğru fikriniz varsa çok daha hızlı büyüyebileceksiniz. Yani milyonlara o 1500 dolarları atmış olacaksınız, yani tohumlamış olacaksınız ki geri dönüşleri çok daha büyük olacak. Eğer siz o şeyi yaptıysanız, altyapıyı, İlk günden bile televizyona çıkabilirsiniz. Doğru olduğuna inanıyorsanız. Hı hı. Çıktınız. Arka taraftaki operasyonu yönetebilecek misiniz? Operasyon dediğim ne? Sipariş geldi. Ne kadar geldi? İşte bir paket diyelim. Ürün örneği vermeyelim. Hani bir paketten ayrı ayrı o gece işte atıyorum 1300 tane satıldı. Siz o operasyona başladığınızda onların bir kere stoğunuzda var mı? Birinci soru o. İkincisi kim paketleyecek bunları? 3. Kim etiketleyecek? Kim kargoya teslim edecek? Buradaki döngüleri iyi bir şekilde birbirine bağlayabildiyseniz problem yok. Şimdi o zaman dünyaya reklam yapın yani. Eğitime dönelim. Peki. Eğitimde 4 günlük bir eğitim. 4 günlük bir eğitim. Özellikle orada da bizim Türkiye'yi gezdiğimiz, bu biraz önce bahsettiğim 17 kişilik birçoğu sponsorumuz olan, bu işe destek sağlayan kişilerin bir araya geldiği bir eğitim serüveninden bahsediyoruz. 8 tane planladık biz bunu. Şu anda gelecek hafta Perşembe günü, yani ayın 26'sında, geçen hafta başlayacaktı aslında da kar dolayısıyla bir hafta ertelemek zorunda kaldık. 26'sında 5. eğitim periyoduna başlıyoruz. 4 eğitim periyodunu da bitirdik. Ne var içinde? İçinde ne var? 1. Elektronik ticaret ekosistemi içinde yer alan her şey diyebilirim. Dijital pazarlamaya ağırlık veriyoruz. Bu işin kurulumu, özellikle barındırma sistemleri, hosting diye tabir ettiğimiz data center'lar, özellikle Dora Telekom o eğitimleri veriyor. Bizim de organizasyonu zaten ana sponsoru kendileri. Çok kaliteli bir eğitim hazırladığımızı düşünüyorum. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi biz bu eğitimi ücretsiz yapıyoruz. İşte evet, ücretsiz, ben orasına gelmek şu anda, istiyorum. Tabii, hani bir eğitim reklamı yapmaya çalışmıyorum buradan dikkat ederseniz. Eğitimi tamamen ücretsiz yapıyoruz. Sadece başvuru esasına göre. Ve orada da bir anket çalışmamız oluyor. O ankete işte verilen cevaplara göre bir kurulumuz var. Kurul değerlendiriyor. Yoksa bu eğitim çok rahat 2000-3000 dolarlara satılabilecek bir eğitim. Peki şimdi ben bakıyorum mesela. Eğitim sektöründen arkadaşlar iyi bilirler. Yani. İkinci güne bakıyorum. İkinci günde arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması, growth hacking, neuromarketing. Kimler veriyor bunları mesela? Neuromarketing eğitimi kim veriyor? Mesela onları Yılmaz Bozan veriyor. Neuromarketing'i de mi o veriyor? Evet, o veriyor. Peki.
O önemli bir konu çünkü. Online ödeme sistemleri var, e-ticarette banka ilişkileri, finansman, destek, finansman, yatırım. Finansman, destek kısmı TEB girişim bankacılığının işi bizde. Onun haricinde ödeme sistemleri dediğimizde 3 tane ödeme sistemi sağlayıcımız var. Bir tanesi Easyco, bir tanesi PayPal ve bir tanesi de PayU. Onların yönetiminde yer alan arkadaşlarımız dersleri veriyorlar. Ya genel müdürleri ya genel müdür yardımcıları. E-mail marketing var burada mesela. Onu Setrop sağlıyor. Setrop da bizim sponsorlarımız. Eren Yalçın'da. Erenlerin de çok enteresan bir sistemleri var. Hatta Eren zannedersem konuk oldu size. Evet. Bir ara izlemiştim. O detaylı bir şekilde herhalde ne iş yaptıklarını anlatmıştır. Dolayısıyla 4 günün sonunda bir kere kimler... Son gün Hasan Aslanoba sayesinde değil mi? Hasan Aslanoba hem sayesinde de katılımıyla sertifikaları dağıtıyoruz. Ve yatırım ve exit. Yani hani yatırım ve exit anlatıyoruz. Girişim yatırım ve çıkış anlatıyoruz. Yatırım ve exit anlatıyoruz. Ve insanlara exit'i gösteriyoruz. 4 günün sonunda 24 saat sürüyor eğitim. Bence ne çok uzun ne çok kısa bir eğitim ama... Kimler gelmeli? Elektronik ticaret yapan ya da yapmak isteyen herkes orada olmalı bence. Çünkü farklı bir dünya anlatıyoruz. Yapanlar da gelmedi mi? Kesinlikle. Çünkü işlerini daha iyi nasıl yapabileceklerini anlatıyoruz. Yani sadece hani gel yapmak isteyen insanlara bu iş nasıl kurulur gelin işte şuraya şu kadar para yatırmanız lazım vesaire diye anlatmıyoruz. Ya aslında bu iş yapan biraz özünden insanlar... şöyle şundan mı çıktı? Yani elektronik ticaretten konuşurken şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar zannediyorlar ki web sitesini açınca insan internet üzerinde birilerinin haberi oluyor ve gelip oradan alışveriş yapıyorlar. Şöyle anlatayım. Ama öyle değil galiba. Öyle değil. Şöyle anlatayım. Türkiye'deki elektronik ticaret sitesi sahiplerinin büyük çoğunluğunun diyebilirim herhalde orada, e-ticaret altyapısını biz kurduk. Burada karşılaştığım sıkıntıları en azından şey yapayım. SaaS modeliyle. Software as a service. As a service şeklinde bir şekilde hizmet verdiğimizde insanlara bir yıl sonra, yani kiralama modeli diyelim en azından, bir yıl sonra insanlar gelip şunu söylüyorlardı. Ya biz kurduk bu siteyi de hiçbir şey satmadık. Nasıl olur yani ne yaptınız pazarlama şu bu falan bir şeyler sordunuz. Ya her gün Facebook'tan Twitter'dan yazıyoruz ama bir şey satamıyoruz diyorlar. Şimdi hiç gülme çok trajikomik burası. Böyle bir müşterim var. Her gün 6 ay boyunca post paylaştığını söylüyor. Hani post falan. Kaç kişiyle bu paylaşmış? Post kelimesini falan da kullanıyor. Twitter'da kaç takipçiniz var dedim 9 dedi. Bir daha diyeceğim gülme. Cidden işte benim bu işi organize etmemdeki en büyük yani şey aldığım, feyz aldığım abi bu abi. Çünkü o abiye biz hiçbir zaman ne yapması gerektiğini anlatmadık. Kendimize düşen yerini yaptık. E-ticaret altyapısını kurduk. Nasıl çalışıyor mu çalışıyor? Anlattık. Çalışıyor mu çalışıyor? Banka entegrasyonu yani çalışıyor. Çamaşır makinesini verdik ablaya ama sen işte nasıl yıkayacaksın, ne yapacaksın? Bir kere anlattık. Ondan sonra artık devamını anlatmadık. O yüzden devamın anlatılması gerekliliği var. Çünkü bu tarz abiler, abi diyorum ben de iş yeri patronları diyeyim en azından, bu işe girip eğer başarısız olurlarsa... Aile şirketleri abi çünkü. Yanlarında birçok insanı birden götürüyorlar sektörden. Diyorlar ki ben geçen sene girdim o işe, bir dünya paralar harcadım, bu iş olmuyor. Yapanlar nasıl yapıyor? Yani çağ oraya doğru gidiyor. Hani hep değişen normaller diye anlattığım benim bir şey var ya. Yani normaller değişiyor. Yani yeni normal diye bizim bir kavramımız var. Bunun içinde elektronik ticaret olmazsa olmaz. 5 yıl önce konuştuğumda çok kayla alınmıyordum. Şu anda bayağı kayla alınıyorum. 10 yıl sonra konuştuklarıma ne cevap verecekler bilmiyorum. Şimdi SEO var işin içinde. Ama orada içinde. Ne konuşacağım ben de bilmiyorum. Growth hacking var değil mi? Evet. Şimdi growth hacking meselesi gerçekten son dönemde çok konuşulan konulardan birisi. UX, UI anlatan birisi var mı? Yani user experience ve user şimdi, interface anlatan birisi var mı? Onları genelde ben anlatıyorum. İlk 6 saat eğitim bana ait. İlk gün gelen kursiyerlerin hepsini benden sonra gelecek arkadaşları hazırlama modunda bir 6 saatlik özel bu program için hazırladığım bir eğitimimiz var. Orada cidden hani kullanıcı deneyimi bizim için çok önemli. Yani ben çoğu zaman şunu söylüyorum insanlara yani çok absürt şeyler yapmayın elektronik ticaret sitesinde. Çünkü bizim toplumumuzda şey var hani ben çok farklı olmalıyım. Farkı ön plana çıkartmalıyım. Yo Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sen hizmetinle öne çık. Görünümün ne değil. Bir de yani farklılaşacağın noktayı doğru seçmek gerekiyor tabii, diyebilir miyiz? Ürünün sağ alt köşesinde bir satın al butonu varsa sen gidip bunu sol üst köşeye koyacaksan hani ne derler hani bir yere bir şey bandırmak diye bir tabir vardı tam şu an aklıma gelmedi.
gereksiz hareketler yapmaya gerek yok. Ya da dünyanın işte 8-10 iyi sitesinden örnekler alıp işte bu iyi örneklerin hepsi benim sitemde olmalı diye yola çıkan insanların ben hiçbirinin başarılı olduğunu görmedim. Ama çok başarılı olan insanlar var. Hadi ben de söyleyeyim. Söyleyenin kim olduğunu söylemeyeyim bu lafı ama Arge diye bir işimiz var bizim. Hani şeyimiz, söylemimiz var. Nedir bu? Araştırma geliştirme. Arak'la geliştir diyor. Şimdi bunu çok sevdiğim abilerimden biri diyor. Ben de üstüne basa basa söylüyorum aslında. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yapılan bir iş eğer doğruysa, tuttuysa devam edelim. İlla ki tabii ki bunu geliştireceğiz ama Arak'la geliştirle başlayan birçok şey çok daha hızlı yol alıyor. Ne kadar tabii doğru yönlendiriyoruz insanları bilmiyorum şu an. Yo, şöyle bir şey var yani. Benim oradaki yaklaşımım şu, zaten eğer kötü araklamışsa sonuç alamıyor. Sonuç alamadığı bir durum haline geliyor. O yüzden de arakla geliştir belki doğru bir model olabilir. Benim tabii itirazlarım olabilir ona da, ayrı bir konu. O belki başka bir programın konusu ama şu Erzurum tarafına geçelim. 3 Mart 2015. 3 Mart'ta beraberiz orada. Evet. 3 Mart'ta Erzurum'da nerede organizasyon? Bizi izleyenler mesaj yağmuruna tuttular. Peki. Nerede organizasyon? İnternet üzerinden nereye kaydolacak insanlar? TEP girişimi, önce onu konuşalım. TEP girişim evinde yaptığımız ve Perşembe günü başlayacak organizasyon 4 için Perşembe kayıt olabiliyor mu? Tabii ki. eticaretsem.com'dan kayıt olabiliyor herkes. Peki. Burada bir işte... Yer var mı? Lisans vesaire şu bu gibi. Bu eğitim için zannedersem yok. Hani şey yapmış olmayayım, yanlış yönlendirmiş olmayayım. Çünkü 50 kişilik bir sınıfımız var. Şu anda 1300 civarında müracaat var. Hani o 1300 kişi içinden sürekli birilerini seçmek zorunda kalıyoruz. Ama bir sonraki dönemden itibaren TEP'deki eğitimlere müracaat edebilirler. Onun haricinde hemen Erzurum'u konuşalım. Biz her 15 günde bir organizasyon yapıyoruz biliyorsun. Şimdi 15 günde... değişik bir ilde oluyoruz ve o ile gittiğimizde de az önce anlattığım gibi özellikle STK'ların ve oradaki Teknokent Üniversitesi'nin de desteğini alarak geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla gidiyoruz. Ve iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Evet, iyi ve büyük bir iş yapıyoruz. Çünkü Erzurum'a gidip böyle bir konferans yapmak, bilmiyorum, geçen sene biri bana deseydi ki Erzurum'da böyle bir konferans yapar mısın? Söyleyecek bir şeyim olmazdı. Ama bütün illeri gezmemiz gerekliliğiyle beraber tabii ki, hani 81 ili gezemiyoruz ama büyük ilk 16 ili çıkartmaya çalıştık genelde. Rahat organizasyonlar yapabileceğimiz. Bana birisi çıktı dedi ki ya dedi bu işte de 16 ilin 15'inde yaparsın, bu işi de Erzurum'da yapamazsın dedi. Ama şu anda rezervasyon durumlarına baktığımda ben haklı çıkacağım gibi gözüküyor. Erzurum'da da büyük bir organizasyon yapacağız. Zanada Otel'de yapacağız. Erzurum'un hemen böyle... Çok kıyısında falan döken dağına çıkmadan hemen böyle yolun solunda kalan dünyanın da en iyi kış otellerinden biri seçilen bir otelde. Biz istiyoruz ki bütün Erzurum'u, hani salonlarımız aldığı kadarıyla bütün Erzurum'u davet edelim. Erzurumlular gelebilecekler mi oraya? Erzurumlular gelecekler. Hani gelemeyenler için yani de belli bir noktadan mı? Biz bir servis sağlayacağız. Şehir merkezinden o 2 saatlik şey boyunca. Kayıt esnası boyunca shuttle'lar çalışacaklar. Ben orada çok fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Şehir merkezine 3 kilometre zaten. Yani yürüme mesafesinde. Tabii Erzurum'da nasıl yürünür o yol bilmiyorum ama. Gerçi biz bu hafta Erzurum'dan beterdik. Buradaki kardan dolayı ben Erzurum'a gidemedim mesela geçen hafta. Yani düşünün, Erzurum'a gidip Erzurum'da mahsur kalmak hep konuşulan bir şey ama biz İstanbul'da mahsur kaldık. O da enteresan bir şey. Biz Erzurum merkezi bekliyoruz. Erzurum'dan sonra Trakya konferansımız. Trakya'dan kasıt neresi? Edirne'de olacak konferans. Orada da Trakya Kalkınma Ajansı'yla, 3 ilin kalkınma ajansıyla beraber hareket ediyoruz. Sağ olsunlar ciddi anlamda orada bir şu anda saha çalışması yapıyorlar. Ve biz herkesi davet ediyoruz aslında ama isteğimiz kim derseniz doğru hedef kitleye ulaşmak. Yani... Her merak eden, sokaktan geçen gelsin diye bir şeyimiz yok tabii ki. Tamam, ücretsiz yapıyoruz. Kimseyi de kapıdan çevirmedik bugüne kadar. Ama zaten hani sokakta gezen dediğim tayfayı yanlış anlaşılmasın. Hani bu işlerle alakası olmayan diye tabir edeyim. Öyle bir insanın da gelip 6-6,5 saat süren bu konferansı pür dikkatli dinlediğini
veya dinleyeceğini hiç düşünmüyorum zaten. Çünkü spesifik bir konu. Ama soruların gelişinden anladığım kadarıyla genel olarak insanların, ilgili insanları bir şekilde yakalıyoruz şehirlerde. Nasıl aynen, yapıyoruz bunu? Aynen. Ya biraz önce dediğim gibi ilim bazı hassas noktalarına dokunuyoruz. Yani o kişilere ulaşmak yolunda özellikle dediğim gibi ticaret ve sanayi odaları, STK'lar bizim için çok önemli. Onun haricinde biraz önce bahsettiğim gibi birçok firmanın e-ticaret altyapısını kuran bir ekip olduğumuzdan dolayı da diyeceğim. Çok daha rahat ulaşıyoruz bu kitleye. Ve şu ana kadar hep doğru kitlelerle devam ettik. Erzurum'a kaydolmak için insanlar ne yapması gerekiyor? eticaretsem.com/Erzurum diyoruz. Bunu hani bir daha söyleyeyim. eticaretsem.com/Erzurum. Bizim bütün il konferanslarımızda, gerçi direkt ana sayfamızda da hani konferanslar bölümüne tıkladıklarında bunu görebilecekler ama her konferansımızın adı slash'tan sonra gelen yere yazılıyor. Hı hı. Yani eticaretsem.com/Mersin dediğinizde Mersin konferansının sayfası önünüze açılıyor. Gelen konuşmacıları vesaireleri görüp, programı görüp oradan direkt olarak kayıt yaptırabiliyorsunuz. Mert Er, geçtiğimiz bütün o saydığım 2, 4, 6, 8, 8 il içinde en iyisi hangisiydi? Ya iller bozulmayacak olurlarsa hani ildeki kanaat önderleri bozulmazlar. Ben Eskişehir konferansını çok beğendim. Hani çok cidden ilgi üstü bir ilgi vardı. İlgili üstü diyeyim en azından. Onu çok beğendim. Özellikle böyle bir nebze ben de Mersinliyim. Yakınımda Adana konferansını yaptık. Adana için de Adana'da ya bu işlere kimse merak etmez dedikleri konferansta sen de orada bizimleydin. Yaklaşık 600 kişi civarında bir topluluk bizi izledi. Ve oradaki bilişimle özellikle uğraşan ticari işletmelerin çoğu orada bugüne kadar bu denli büyük bir organizasyonun yapılmadığını söylediler. Oranın basını keza öyle yani çok ciddi ilgi gösterdiler. Büyük illeri çok şey yapmıyorum. Ankara, İzmir, İstanbul'da elbet ki büyük büyük organizasyonlar yapıyoruz. Özellikle Mayıs ayında İstanbul'da çok büyük tamam diyecektim. Ankara, İzmir, İstanbul şimdiye kadar var gibi daha önce geçmiş. Ama bu illerde şimdi bundan sonra elektronik ticaret organizasyona katılmak isteyenler ne zaman görecekler? Planlı hemen 2 Haziran'da Ankara var. Ankara'da yaklaşık 1500 kişilik bir organizasyon yapacağız. 2 Haziran'da yeri hazır durumda orada da görüyorsunuz şeyde sitede. Onun haricinde Mayıs'ın başında İstanbul'da çok değişik bir organizasyon yapacağız. Onu daha şu anda hem lanse etmek istemiyorum hem de fikrimiz çalınmasın diye saklıyorum. Yok. Çalınıyor mu fikirler? Organizasyona ben fikrini çok saklamayan bir adamım. Yani eğer benden hızlı davranıp yapabilecek olan varsa buyursun yapsın. Problem yok. Hep öyle. Hayatım boyunca da öyle oldu yani. Hiç ya şu domaini mi? Şimdi bazen geliyorlar diyorlar ki ya bizim bir fikrimiz var. İşte Mert Er Bey bize yardımcı olun. Şöyle yapalım diyor. Neyle alakalı diyorum onu söyleyemeyiz. Şimdi neyle alakalı bile olduğunu benden saklarsan sen ben sana nasıl yardımcı olabilirim? hani danışmanlıkta bir yere kadar yapabilecek bir şey yok orada. Peki önümüzde şu anda 8-10 il mi var? 8 il var. 8 il var. İstanbul'da 9. İstanbul'da birlikte 9. ne zaman bitmiş olacak? 16 Haziran'da Denizli Konferansı ile bitireceğiz. 16 Haziran Denizli sonra Konferansı. Sonra tatil. ya 15 günde bir yaptığımız için cidden yoğun bir iş temposuyla gidiyoruz. Yani hem ekip olarak çok yoruluyoruz. Hem sadece e-ticaretsem ekibinden bahsetmiyorum. Benim ekip diye kastettiğim bütün destekçilerimiz, bütün eğitmenlerimiz, hatta moderatörümüzle beraber ciddi anlamda ya yoruluyoruz hepimiz insanız. Her 15 günde bir siz gidip bir ilde bu büyüklükte en azından bir yani bunlara benzer bir organizasyon. Daha doğrusu şöyle diyeceğim. Birkaç ajansın bir araya gelip 3-4 ayda yapacağı işi biz 15 günde yapmaya çalışıyoruz. Peki bu illerden bazılarında sen sürpriz konuklar da getiriyorsun. Mesela İstanbul'da evet. Hasan Hasanoba vardı. Bir ilde birisi daha vardı. İstanbul'da mı yine? Erhan. Eskişehir'de Emre Sarar vardı. Erhan. Erhan Çelik İstanbul'daydı. O da çok sevdiğim arkadaşlarımdan. Ondan sonra Kırmalı geçen sene miydi Ege'nin olduğu bir organizasyon vardı? O geçen sene Doğuş Üniversitesi'nde organizasyonda Ege vardı. Böyle ilginç isimlerde karşılaşmak. Daha iyi anlaşılıyor. Evet şarkıcı Ege ama bize ne anlattı? Zeytinyağı projesini anlattı. Yani zeytinyağı satıyor da internet üstünden biliyorsunuz. Benim satıyor mu hala? Girdi elektronik ticarete. Satıyor çok da güzel satıyor. Peki. Programın sonuna geldik. Bitirdik mi? Evet, seninle program hızlı daha geçiyor. Daha çok anlatacaklar. Anlatacak çok konu olduğu kesin. Bir ara da olmazsa elektronik ticaret üzerine uzun bir program yapalım ve daha fazla şey konuşalım. Ve sadece
sen değil, elektronik ticaret tarafında o senin oluşturduğun ekosistemin bir kısmını da alıp burada konuşalım diye düşünüyorum. E-Ticaret SEM ekibi olarak biz her zaman senin programına gelmeye gönüllüyüz, niyetliyiz. Teşekkür ederim. Başarılarında devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Netizen'den gelecek hafta Cumartesi günü programda buluşmak üzere. İyi akşamlar.